Ana Haber devam ediyor. Bu bölümde Emre Bol konuğumuz. Emre Bol hoş geldin. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Gündem iyi çok yoğun. <laughs> i̇yi akşamlar. Çok şey konuşacağız. Evet. Her şeyi konuşacağız Ana Haber'de her zaman olduğu gibi. E, gündeme terimle başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti terim. E, çok flash bir açıklama yaptı sosyal medya üzerinden. Çok konuşuldu bu açıklama, bugün de konuşulmaya devam evet. ediyor. Bu sezon zorlu geçecek dedi. Ya şimdi Cüneyt, bu zorlu meselesini... Bugün kulüpler Birliği'nde de konuşulduğu ya için... Elimizden, daha elimizden geldiğince, mi? dilimiz döndüğünce bu e, zorlu hadisesini... Yani Sayın Nihat Özdemir, Sayın Ali Koç ve Sayın Zekeri Alp'in e, orada buluşma hadisesini... Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık şimdiye kadar. Hı hı. Fakat bazıları e, anlamaya çalışmıyor, anlamak istemiyor... Ee, ve şunu da söylemem lazım Cüneyt, ee, esasında bu görüşme gizli bir görüşme değildi. Ee, Zorlu dediğin İstanbul'un göbeğinde, şurada bize 4-5 kilometre ötede e, ve e, bizim de haftanın iki günü gittiğimiz bütün spor camiasının sürekli geldiği bir alışveriş merkezi. Sürekli oralarda dolaşıp gezip doluyoruz. Yani herkes oradadır biliyorsun. Yani her gittiğinde, Doğru ama tersi olsaydı gittim, Galatasaray oruşu, Tepim Başkanı veya Beşiktaş şimdi. Başkanı eğer böyle bir görüşme yapsaydı, ben zannediyorum ki Fenerbahçe cephesinden de buna benzer tepkiler gelirdi. Şey, şey, Fatih şey. Terim ne diyor? Anlaşıldı. Şey. İkinci yarı çok zorlu geçecek diyor. Zorluyu da büyük yazarak imalı bir şey mesaj de, veriyor. E, Fatih Hoca tabii takımına bakmadan, takımı nasıl çalıştırdığına bakmadan, takımı hangi noktada olduğuna bakmadan, Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü bir sezon geçtiğine bakmadan bu tip şeylerle gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bir kere onun altını çizmek lazım. Şimdi adama sormazlar mı? Baba sen ne yaptın ilk yarıda? Hayırdır? Sezon başında inanılmaz bir kadro kuruldu sana. Yani Leminalar, Seriler, Falcao'lar, şunlar bunlar inanılmaz hakikaten Şampiyonlar Ligi düzeyinde derecesinde bir kadro kuruldu. E Fahit Hoca sen bu sana kurduğumuz kadroyla ne yaptın diye soran Galatasaray taraftarı var mı Allah aşkına? Sen gelmişsin burada zorlu morlu falan bu tip şeylere giriyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde gol attın diye sevindin ya Cüneyt. Böyle bir şey olur mu yani Galatasaray ne hallere Doğru, düşmüş? Kötü bir ses on geçirdi. Avrupa Ligi'ne kalamamışsın. Avrupa macerasını e, daha Ocak ayı gelmeden sona demek durumunda kalmışsın. Kötü oyuna çare bulamıyorsun Futbolcuları takıma Kenetleyemiyorsun Ama Bu sene genel anlamda şey... Avrupa'da zaten takımlarımız kötüydü Beşiktaş'ta Trabzon'da devam e ediyor Şey gidiyor abi, abi şey Beşiktaş'ta Beşiktaş Trabzon'un kadrosu Galatasaray'ın kadrosu aynı mı Allah aşkına yani Orada şampiyonlar ligine katılacak Şampiyonlar liginde başarı olacak bir kadro oluşturuldu Kim oluşturdu bu kadroyu Galatasaray yönetimi mi oluşturdu Abi güçlü bir gruba da düşüşüm. Real Madrid Paris Saint Germain var. O gruptan bak şimdi, çıkamadığı sen, için hocayı suçlamak sen, bilmiyorum. Doğru mu? Sen listeyi verdin. Yönetim elinden geldiğince, Mustafa Sayın Mustafa Cengiz'in yönetimi elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Ve iyi transferler yaptıklarını düşünüyorum ben. Hakikaten iyi transferler yaptılar. Yani dört başı bir mamur, bir bu kadar ekonomik krize rağmen dört başı mamur bir kadro kurdular sana. Sen bu kadroyu iyi yönetemedin. Fatih Hoca. Değil mi? Şimdi 90 artı 2'de kulüp dönüşü yenseydik Galatasaray bugün o zaman başarılı mı diyecektin Fatih Hoca? Sence? Ya Avrupa Ligi'ne kalamadı diye. Abi sen şimdi göre... bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle olsaydı böyle olsaydı falan diye konuşursak, Cüneyt konuşacak 10 bin tane şey olur yani. Geçen sene, önceki sene Akisar'a bir tane fazla gol atsaydı Fenerbahçe şampiyon oluyordu. Bir tane fazla daha gol atsaydı yine Akisar'a Türkiye kupa. Kupası'nı alıyordu. Bir tane daha fazla gol atsaydı belki süper kupayı alıyordu yani. Anladın mı? Öyle şeyle şu olmadı bu olmadı falanla bu işler olmaz. Galatasaray, Galatasaray takımı esasında başarı ulaşabilecek bir takım. Ancak Fatih Hoca'nın hem kendini güncelleyememesi teknik direktörlük anlamında takıma hakimiyet kuramaması, içerideki oyuncuları o aidiyeti Galatasaray aidiyetini içerideki oyuncuları hissettirememesi ve ben yaptım oldu mantığı. Buna çok takım ben niye bunu söylüyorum biliyor musun? Abi yönetim sana bir e, kadro kurmuş. Sen diyorsun ki e, Belanda'yı kadro bıraktım. Feguli'yi kadro bıraktım. E, daha geçen hafta Enzonzi kadro. Enzonzi kadro dışı bıraktı. Galatasaray e, şeye... Belanda ile Feguli'yi bırakmadı canım. Oynatmadı. Bak. Ya zaman, işte kadro dışı falan yazıp çizdiler ya Belanda ile ilgili. Hı hı. Kafasına göre kafasına göre bir şey var, yolu var. ve dikine oraya gidiyor. Şimdi Göztepe maçına gidiyor Galatasaray. E, seri yok, Lemina yok. En, en son suyu kadro bıraktın. Giderken yemin ediyorum sana şunu ki bu maçı kazanma ihtimali yok Galatasaray'ın. Yani e, Fatih Hoca, Galatasaray'ın kazanması Fatih Hoca'nın önemi umurunda bile değil. Fatih Hoca ben yaptım oldu, ben bunu yapabilirim, yapabiliyorum kardeşim. Ben kazansam da kaybetsem de bunları yaparım e, modunda, düşüncesinde. Evet, Galatasaray para kaybediyor, 3 milyon lira bir galibiyet Cüneyt. Cüneyt, 3 milyon lira bir galibiyet baba. Sen... Galatasaray'a kaza aldığın oyuncu, transfer ettiğin oyuncu, Galatasaray'ın para ödediği oyuncuyu en iyi, en maksimum düzeyde kullanmak zorundasın. geçen sene de şampiyon yaptı Galatasaray Emre Bozcu. Ya ben abi. bu seneden konuşuyorum Cüneyt. Sen hep eskiye niye gidiyorsun güzel kardeşim? Bu, bu sene beklemeler yapıyor. Abi yapıyorum. bu seneden bahsetmiyoruz. Bu seneden konuşmuyor muyuz? Veselinovic tamam. de Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı yani rahmetli. Yarım sezonda geçen sezonun ya şampiyon şampiyonu. Ya Veselinovic de de 103 golle ilan edelim. 103 golle Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı evet, rahmetli. Tarihi. Rahmetli. Yani, yani şimdi bunları mı konuşacağız? Ben sana bu sezonla ilgili konuşuyorum güzel kardeşim. Ya ben de diyorum Peki geçen, geçen hafta sezonun hafta... şampiyon hocasını yarım sezonda göndersin mi Galatasaray ı? ne yapsın? Ya ben yani göndersin mi? demiyorum ki. Ben iyi olunca iyi konuşacağız kötü olunca kötü konuşacağız ne tabii kalka. ki. Eleştirmeyelim mi yani? Galatasaray geçen sene şampiyon yaptı bundan sonra afat eleştirmeyecek miyiz yani? Ya eleştirebilirsin sen yeri geliyor takip ettin Fenerbahçe'nin hocasını da eleştirirsin evet. oraya da geleceğiz. Ya onu söylüyorum sana. Şimdi ama bu mesajda, e, bu taraftarları mesaj, sevindirdi, motive etti bizi. Neyi motive Şampiyonluk abi? hayırlı olsun sen diye maç taraftarlar abi. var. Sen maç kazan abi neyi motive ediyorsun sen Allah aşkına? E, geçen sezonda kapanır, 7'de kapanır, 17'de kapanır demedim mi? Gördük ya neler ya. olduğunu geçen sene. O Şampiyon hakemler oldu. artık bu sene yok Olmadı. biliyorsun. O hakemler bu sene yok. Bu seneki hakemler de çok formda diyeceğim. Değil, onu da konuşuruz. Velhasıl e, Fatih Hoca'ya bakıyorum sezon başından beri kaybettiği bütün maçlardan sonra sürekli algılar yaparak insanları farklı yönlere götürüyor. Kaybedilen maçlar unutuluyor. Ya Allah aşkına. Ama şu mesajdan sonra Antalya maçında neredeyse bilet kalmadığını da söyleyeyim. Ben sana ben Motive sana Motive oldu şey, Galatasaray. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlarda şöyle kötü bir Şampiyonlar Ligi macerası geçiren hakikaten birinden beş, birinden altı, gelenin gidenin yendiği adeta averaj takım haline gelmiş bir takımın hocası tamam mı? yani yerinde kalması bile normal şartlarda kolay değil. Tamam geçen sene şampiyon yaptı. Galatasaray efsane hocasıdır. Bir süre daha mutlaka devam edecektir. Fakat dikkat ediyorsan performansıyla başarıyla değil artık algılarla devam ediyor Fatih Hoca. Sadece algı yapıyor bu sezon. Başka hiçbir şey yapmıyor. İş yapmıyor algı yapıyor. Maç kaybediyor. Yok şöyle oldu. Bunu yapıyor bunu oldu. Şimdi e, geçen hafta gösteri maçını kaybetmiş abi. Maçtan sonraki basın toplantısına var. Neler söylemiş? Geçen hafta unutuldu şimdi herkes bütün Galatasaray taraftarları çok heyecanlandırdı diyorsun. PPDK'ya sevk edildi. Onu da Gösterip konuşuruz. Ben, ben or orada PPDK'ya se sevk edilecek bir şey bulamıyor. Bulamadım açıkça söylemek eksikse. <laughs> Onu da şeyi vereyim yani. Böyle saçma saçma. öldür sevk. hakkını yem ederler. Ya saçma bir e, sevkti bence. Bence cezada oradan çıkacağını da pek zannetmiyorum. Edirsiz sevk edildi ha, zaten. Cezada almaz zaten. Yani e, sevki sevgi gerektirecek bir açıklama değil. Hiçbir konuşmasından kardeşim bir şeyler de söylesinler. Tamam ortalığı karışacak bir şeyler söylemesinler ama hoca da çıkıp bir şeyler de söyleyecek kardeşim basın toplantısında. Onun için şu sevk işlerine birazcık daha dikkat etmemiz lazım. Bir de hak etmediği halde sevke gönderdiğin zaman bu sefer mazlum duruma düşürüyorsun adam. Aa bu sefer şey oluyor. Bak Galatasaray'a karşı oyunlar oynanıyor falan diye düşünmeye başlıyor Galatasaray taraftarı ki haklılar yani. Onun için buradan profesyonel Futbol İsminkulu'na da sesleniyorum. Hak etmediği halde bu tip sevkler e aşağıda, e tabanda e sıkıntılar oluşturuyor ve güvenilirliğini PPDK'nın da güvenilirliğini söylemek lazım. Bu da bir algı cümlesi. Başka hiçbir şey değil, bir algıdır. Bu, bu buluşma, eee buluşmaya geleceğim. Kez daha söyleyeyim yani Beşiktaş ve Galatasaray böyle bir buluşma yapsaydı bir Fenerbahçelileri rahatsız etmez miydi? Şimdi, etmemeli mi ya da? Etmemeli. Federasyona zaman zaman gidip geliyoruz. Değil mi? Hı hı. Sürekli kulüp başkanları giriyor çıkıyor, gidiyorlar, geliyorlar. Futbol Federasyonu Başkanı... Tam federasyonda futbol... görüşülseydi diyor o zaman da taraftar. mesajlar geldi. O, e, başkan söylüyor, dedi ya gün sıkışıklığı, Riva dediğim uzak bir yer. Cüneyt herkesin işi gücü var yani. Riva uzak bir yer. Hı. İstanbul'da bir yerde buluşalım, işimize günümüze bakalım demişler yani. Tamam, ona da tamam. O zaman MHK Başkanı Zekeriya Alp neden vardı diye yine soru geliyor. Babacığım bak şimdi. Zekeriya Alp neden adam Fenerbahçe camiasının kabul etmediği isimlerden bir tanesi. Bunu niye söylüyorum? Alanya maçı sonrası Fenerbahçe biliyorsun bir kural itirazında bulunmuştu. Başvurusu yapmıştı. Kural itirazı başvurusu daha Fenerbahçe'den çıkıp da federasyona ulaşmadan Sayın Zekeri Albin Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportaj var. Eğer kural hatası kararı çıkarsa ben istifa ederim diye. Ya hayırdır adam sana daha bir şey göndermedi. Eline bir gelsin kağıdı bir al eline. Bir toplantı yap. Yalandan da olsa, tırnak istiyorsan söylüyorum. Yalandan da olsa bir toplantı yap. Sonra kural hatası başvurusunu e, reddet. Ama sen çıkıp da daha kağıt önüne gelmeden, Fenerbahçe'nin nedenini anlamadan, dinlemeden ben eğer böyle bir karar çıkarsa istifa ederim açıklaması yapıyorsan bunda ben hat niyet alırım. Onun için sen bakma evet. yani Fenerbahçe'ye çok yakın e, bir isim ya da Fenerbahçe istediği hakemleri verebilecek bir isim değildir. Ayrıca Fenerbahçe bu sezon... İşte tam bu nedenle e, diğer takım taraftarları diyor ki Zekeriya oraya hesap vermeye mi geldi? Yok canım hesap verecek abi. E neden e yani? Görüşemez mi kardeşim bir futbol kulübüyle MHK başkanı ya? Bu kadar insanlar... Futbol Federasyonu çatısı altında görüşür. yani. Insanlar, başka bir ortamda görüşünce ve, adamlar, ve o görüşmeye MHK başkanı gelince reyf, merak ediyor taraftarlar. Nihat Özdemir ve Ali Koçtun, Ben taraftarın sesi olarak konuşuyorum. Konuşabilir miyim? Buyurun. Nihat Özdemir ve Ali Koç adam Türkiye'nin en zengin iki tane adamı. Var mı daha zengin? Doğru iş adamı. Kulüp başkanlarının içerisinde bu adamlardan zengin adam var mı? Ya herkesin ha? parası kendisine ama görünen... Var mı yani o, görüntü olarak? Zannetmiyorum ben de. Evet. Bu adamlar isterse uzay mekiği tutup Mars'ta buluşabilirler yani. Gizli saklı <laughs> bir şey yapacak olsalar. Böyle zengin adamlar abi. Türkiye'nin her yerinde buluşabilirler. En gizli saklı mekanlarda buluşabilirler. Şurada İstanbul'un göbeğinde, Beşiktaş'ın göbeğinde gidip de alışveriş merkezine gidip de orada görüşmezler. Allah aşkına Saktı ya. Saklı gizli bir şey yok diyor. Nasıl olsun abi? Orada mı görüşür saklı gizli bir şey yapacak adam Allah aşkına ya? O zaman Fatih Terim niye bu tepkiyi gösteriyor? Ya bu algı diyorum başka bir şey değil. Bunun adı algıdan başka bir şey değil. Zaten başkan çıktı Sayın Ali Koç <laughs> anlattı durumu dedi ki böyle bir yani biz geldik görüştük de orada mı görüşürdüm ben dedi. Ya herkes zorunda diyorum bütün medya bütün spor camiası orada yani görülmeme gizli saklı bir şey yapma ihtimali orada yok Cüneyt. Öyle bir mekan orası. Onun için gizli bir iş yapan adam gizli yerde yapar. Açık bir iş yapan adam açık bir ortamda yapar. Şimdi geçen sene en çok neyi konuştuk mesela? Sayın Ali Dürüst'ün e, Emrak Baba transferinde Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesiyken şey yaptı, aracılık yaptı. Öyle demeyelim de transferin konuşulduğu anlarda. Ya, transfer Ali Dürüst bitirir dediler yani. Kulüpte olduğu konuşuldu. Öyle bir, bir iddia da var. Kulüpte evet. yani, yani federasyondaki hayır statta. Ha yani federasyonda ben bildiğim kadarıyla. Türk Telekom stadında. Şimdi o konuşma yapılırken? Şimdi şeyde bir futbol federasyonu yönetim kurulu üyesi bir futbolcunun talibi olan bir futbolcunun bir kulübe şeyine transferin aracı oluyorsa bu daha korkunç bir şeydir. Bu daha çok konuşulması gereken bir şeydir. Ve gizli saklı yapılan bir iş. Yo, o da gizli değil. Yani e, bu olay da gizli değil mi? Erman'ın evet. Erman, Erman evet. Toroğlu yazmasaydı değil. haberimiz olacak değil. Değil bu. canım niye gizli olsun ya? Erman Toroğlu yazdı haberimiz oldu. E, tam iyi yaptı yazmakla çok iyi bir şey yaptı. Yani Erman Hoca yazmasaydı bilinmeyecekti. O açıdan da eleştiriliyor ya. Ya, ya bir Erman şey haber ya. ulaştı yazdı. O, Türkiye öyle öğrendi yani. Erman Hoca'yı da tebrik etmek. Başarılı yaptı. başarılı bir şey. gazetecilik örneği. Onu da tebrik ediyorum. Ama ortada gizli saklı bir şey yok Cüneyt. Ben var demiyorum zaten tabii. Gizli saklı bir şey yok. Yani Allah aşkına Nihat Özdemir Ali Koç ne konuşmuş olabilir? Ne diyecek Ali Koç? Bundan sonra bizim da çağır. Gelsin. Zekeriya bak bundan sonra bizim maçlarımıza şunları şunları ver falan mı demiştir? Ne demiş abi? Ne, ne söylemiş Ne anlatmaya çalışıyor insanlar yani? Böyle bir şey olur mu Allah aşkına ya? Akıl var, mantık var. Arkadaşlar biraz geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü durumları bir düşünün ya. Fenerbahçe'nin böyle bir lobisi olsa, Fenerbahçe'nin böyle bir gücü olsa Fenerbahçe geçen sene o durumlara düşer miydi Allah aşkına? Biraz aklı selim. En çok ağlayanlar en çok şey oluyor abi şampiyon oluyor. Şimdi burada bak bu şey e, diyor ki yani zorlu da o görüşme oldu bak bizi sıkıntıya soktular falan ama biz yine de şampiyon olacağız değil mi mesajı? Bir de göz kırpma emojisi var. Son iki senedir şampiyonu kim abi? Galatasaray. E hey abi sen hala ne alıyorsun ya şu oldu bu oldu filan de hala ne algısı yapıyorsunuz Allah aşkına? Biraz aklı selim rica ediyorum ya. Yani... E, e, vicdanları rahatsız etti diğer takım taraftarlarını bu görüşme ama gelen mesajlar onu gösteriyor. Sana da hak veriyorum. Senin yorumun da öyle. Ee, bu insanlar aynı zamanda iş adamı. İstedikleri yerde görüşebilirler. Saklı gizli bir görüşme olsa başka bir yerde olabilir diyorsun. Yani. Peki ama bu tweet ve hocanın bu açıklamaları ya bununla bak şimdi. Niyat motive etti. Bak Nihat Bey, Sayın Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanı olduğundan beri hı hı. şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Nihat Özdemir, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe şampiyon yapacak. E, Yıldırım Dömüren, Federasyon Başkanı, Beşiktaş'ı mı şampiyon yaptı? Ya da Fenerbahçe gidip de ya Yıldırım Demir neden Beşiktaşlı Başkan, eski Beşiktaş'ın başkanını gelip de Futbol Federasyonu baş, Başkanı yaptınız dedi mi Fenerbahçe kulübü? Böyle bir başlama yaptı mı? E Haluk Ulusoy. Son Ali... derbiden sonra Beşiktaş hakemleri eleştiriyor. Ama yani başkanı eski Beşiktaş'ta futbolcu. Futbol tarihinin futbol tarihinin en kirli sezonlarından bir tanesidir Haluk Ulusoy dönemi. Haluk Ulusoy hangi takımı? Galatasaray. Şimdi Cüneyt bazı şeyleri konuştuk ne derken algılar üzerinden gitmeye bayılıyorlar. Ha hatayı sana söyleyeyim. Ali Bey'in yaptığı hatayı sana söyleyeyim. Şu konuşmalara fırsat verdi. Hem Nihat Özdemir, hem Ali Koç, hem Zekeriya şu konuşmalara fırsat verdiği için hatalıdır. Ortada bir şey yoktur ama ortada bir şeyler varmış gibi konuşanlara fırsat o, verdi. Onlar da şunu diyor olabilir, çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Öyle söylüyor zaten. Yani bir açıklama gereği hissetmiyorlar belki. Öyle söylüyor zaten. Başkan çıktı diyor ki ne yapacağız memleketin ortasında mı görüşecektik yani gizli saklı bir şey yapıyor olsak dedi. Ama... O görüşmeni şöyle ben eleştiriyorum o görüşmeyi. Bütün futbol kulüpleri başkanları futbol federasyonu başkanından görüşebilir. Merkez başkanından görüşebilir. Ama hata dedin az önce. O hayır, zaman hata Mustafa şurada. Cengiz veya Çebi görüşse onlara da hata diyecekti. Ha, hata. etmiş. Haydar şöyle dinleme. oluyor. Cüneyt dinlemiyorsun ki Dinliyorum ben. dinlemezdim. Can kulağıyla dinliyorum can dostum. Bak hata şurada. Hata şurada. Algı yapmak isteyenlere müsaade ettin bunu yaparak. Keşke o görüşme belki de hiç yapılmasaydı diye şimdi. Aynen öyle. Onlardı. Ben o konuda eleştiriyorum yani. Ne gerek var? Şimdi yine başladılar. Yok Fenerbahçe zorlu da geçecek falan. Zorlu bir sezon geçecek diye i̇şte zorlu da görüşler Şeyler hortladı. Nihat Özdemir Fenerbahçe şampiyon yapacak konuşmaları hortlamaya başladı. Anladın mı? Onun için gerek yoktu. Yani sana ben bir şey söyleyeyim mi Cüneyt? Şeyi zamanı geri al. Hı hı. Zamanı geri al keşke alabilsek. Ha, ah. zamanı geri alabilsen Ali Bey desen ki Nihat Özdemir'le zorla buluş buluşmaz. <laughs> Peki. biz yani, o, yani şu anda şimdi neler neler olduğunu olsun. gördü anladın daha buluşmaz ya. Yani. Bu için... bahsi kapatalım. Başka bir bahis açacağız. Günlerdir bir açıklama bekliyoruz. Kimin açıklaması? Önce haberimiz sizde. Tamam. Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapmak istiyor ve nasıl karıştırmak istiyorsa onlara bir cevabımız olacak. Hafta içerisinde ben güzel bir şekilde bir basın bülteni yazıp arkadaşlarıma yollayacağım. Böyle e, çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız. Biz zaten yıkılacak bir camia adadıyız. Ama herkes haddini bilecek. E, Fenerbahçe büyük bir camia, büyük bir kulüp. Öyle kalkıp dedikodularla arkadan konuşmakla falan bu işler çok ayıp, çok terbiyesizce. Teşekkür ederim. Soru almayacağım. Hafta içerisinde e, sevgili arkadaşlarımla da beraber olacak Hem devreyi de değerlendiririz. Bugün çarşamba. Hafta içerisinde dedi hoca. Yapmayacak. Perşembe, cuma. Yapmayacak. Yapmayacak. Basın toplantısı açıkladı, verdik hoca. Yapmayacak. Yani vazgeçmiş benim duyduğum kadarıyla. Evet. ciddi ithamlar var ama. Şimdi bak Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyenler diyor dedik, dedikodu yapanlar diyor bir bakıma medyayı suçlu, isim vermediği için hepimiz suçluyor. Beni de suçluyor. Seni de suçluyor ona bakarsın. Ya da mesela şey düşünenler oldu. Ee, Sayın Ali Koç'a mı bu söyledikleri? Evet. Ali Bey de çok eleştirdi biliyorsun. Doğru. Ee, Sayın Ersun Yanalı. Neden? Ne dedi? Antrenman sistemimizde mi bir sıkıntı var dedi. Çok sakatlık yaşıyoruz. Ee, saçma sapan puanlar kaybettik dedi. Ali Bey Sınır vermedi gerçi ama e, hedef Ersun Yanal'da yapayım. anladık yani. Özle ya özle ama şimdi adam parayı veriyor şu ekonomik krizde. Bu ekonomik sıkıntı içerisinde şöyle bir kadro kurmuşsun. Takımı teslim etmişsin. Tabii ki hesabını sorarım abi. Tabii ki yönetim tabii ki hesap soracak yani. Ama maç sonrası bu şekilde mi? Kulüpte sorması yönetimin, sordu. Miydi? Yönetimin sorduğu hesaba kimse bir şey diyemez abi. Ya mutlaka ama kulübe çağırıp o senin profesyonelin kulübe çağırıp gizli bir görüşmeyle i̇ş ben bitimde. şimdi espriye ve yanlış anlaşılmıyor yani zorluya çağırıp daha yakın şeyde <laughs> iş bittiğinde, sezon sona erdiğinde Z raporu başkanın önüne geliyor. Diyorlar ki, Bey Ali Koç senin yüzünden diyorlar Fenerbahçe şampiyon, şampiyon olamadı. Ersun Yanal bugün var, yarın yok. Anladın mı? Aykut Kocaman bugün var, yarın yok. Onlar profesyoneller, kulüpten gelip geçerler. Fakat bu adamlar yönetim olarak e, tabii bazı şeyleri e, taraftarda da anlatmaları gerekiyor. Cüneyt sadece hocaya değil, taraftarlara da evet. anlatmayı gerekiyor. Dolayısıyla e, Ersun Hoca böyle bir çıkış yaptı. Şimdi geçen de ben de biliyorsun e, yayında hocaya artistik yapma dedim. Uğra şeyden sosyal izleden, bir taraftar grubu da hedefe koydu. Bir tane yüz numara nokta ork var. Lam, lam, lam diyorum ben onlara. Lam'ın da aşağısı daha ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani onlar sadece bana değil herkese yapıyorlar. Ki bunlar beni şey yapmaz. Beni öyle durduracak, beni susturacak falan şeylerdir. Allah bana sene hedef gösterir, bir kamera verdikçe, şey, bir kalem verdikçe, şey, yazılma şeyi, e, güvencesi verdikten sonra her zaman dilim dönünce ben gerçekleri söylemeye çalışacağım. Hani o sosyal medyadaki bir takım öyle şeylerin paralı askerlerin bize öyle şey yapamazlar. Başkaları gibi değilim ben. Haberiniz olsun o işlerle bana gelmeyin sakın yani. Ben zaten sosyal Etkilenen medyanın... korkanlar oluyor ama. Ya olan, olan olsun abi bizim öyle bir şeyimiz yok. Şey benim için de bir nabız değildir şey sosyal medya. Onu da söyleyeyim. Benim işim nabız sokaktır abi. Sokak teveccühünde orada, adam, sana karşı. Adam Aralık ayında şey açmış. E, Twitter adresi açmış. Şeyinde Finlandiya yazıyor bana küfür ediyor. Ama böyle bir şey yok. Şimdi, Eski var sosyal medyada. Vay sen nasıl bizim hocamıza artistik yapma diye biz. Artistik ne demek Cüneyt? Ne demek? Sen hangi Hı -hı. anlamda kullandın? Cüneyt Arkın'a mesela ne diyorsun? Artist, artist değil mi Cüneyt Arkın? Tabii. Rol yapma. Büyük Rol yapma. Ha, tamam Biraz dedim. benim tarzım bu tuhaftır. Biraz her geçen yıllardır biliyorsun televizyonda. Ama kart anlamıyla kullanmazsın sen de, sen de benim arkadaşım. Sen de biliyorsun. Hı -hı. Yani yok sen bizim hocamıza nasıl artistik yapma dersin. Diye böyle e, sen kimsin haddini bilemem falan filan bu tip e, şeyler geldi. Bir kere e, şeyden sonra, e, programdan sonra bu kadar çok tepkilenince oturdum bir seyrettim Hı -hı. şeyimi. E, Açıklamaları. Açıklamamı kendim, kendimi bir seyrettim. Şimdi Ersun'dur, Ahmet'tir, Mehmet'tir çok önemli değil. Son itibariyle şeyin taraftarının en çok takıldığı nokta Fenerbahçe Teknik Teknolojik Makamı. Yani... Fenerbahçe başkanlık makamı, Galatasaray başkanlık makamı, Bunlar makamlardır. Hı hı. Makamlara da saygılı olmak lazım. Ben yine de şey yapmamama rağmen, yani e, adama küfür etmedik, aşağılamadık, bir şey yapmadık. Teşbihte hata olmaz dedi. Bir şey söylememiş olmaz. Yanlış anladıysa özür dileriz. Hı hı. Bunun bir şeyi yok. Bizim öyle şey değiliz ki biz e, sürekli ileriye vites atan, geride vites atan, ileri de atacaksın. Ha. Bu iş böyle. Kimse kusura bakmasın. Ama ben inan hala Ersun Yalda Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini zor görüyorum. Onu da ben altını çizerek size söylüyorum. Çünkü beni en sinirlendiren şey neydi biliyor musun beni? Abi Fenerbahçe uzun bir aradan sonra belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı Beşiktaş karşısında. Doğru. Gerçekten de görkemli bir galibiyet aldı. Ya kardeşim böyle görkemli bir galibiyet almışsın. Basın toplantısında saçma sapan böyle bir açıklama yapıyorsun. Ne gerek var buna ya? Ya bunu biz, Fenerbahçe taraftarları, bizler, Fenerbahçe camiası şöyle doya doya Beşiktaş galibiyetini e, kutladığına inanabiliyor musun? İnanıyor musun sen? Ne zamandı maç? Pazar günüydü. Bugün ne? çarşı Unutu bitti gitti. Tabii. Saçma sapan şeylerle uğraşmaktan Beşiktaş galibiyetinin ve sahada oynanan o iyi oyunun e, şeyini göremedik. Kutlamasını yapamadık. Beni bu yüzdü. Ne gerek var yani? Açıklamamı yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım filan diye. Şeyler açıklama niye olmuyor? Açıklama. Bence de iyi yaptı. Ona ona da geleceğim, şeye geleceğim. Hı hı. O açıklama yapımama kısmına geleceğim. Yani buna esasında hiç gerek yoktu. Ersun Hoca'nın bunu yapmasına gerek yoktu. Beni esas kızdıran nokta buydu. Neden Malatya Spor maçından sonra berabere kaldın veya Göztepe maçından sonra, Sivas maçından sonra, Antalya, Kayseri maçından sonra konuşmadın da iyi oynadı Fenerbahçe. Bir maçta bir maçta iyi oynadı Fenerbahçe. Çıktın ondan sonra bu şekilde konuşuyorsun. Üzüntü verici bir durum ya. Yani. Bir de şu da şöyle bir durum var. Şeyi seyredince, kendimi seyredince bir şey daha gördüm ben. Esas noktalardan bir tanesi o. Abi Galatasaray yorumcusu geliyor. Ulan Galatasaray şu durumda Galatasaray tek kelime etmiyorlar adamlar. Beşiktaş yorumcusu geliyor. Beşiktaş'ta kötü durumda. Beşiktaş, beş beş. en kötü, kötü kelime yok abi düzeleceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ne kadar kötü şey yaparlarsa, ne kadar büyük yanlış yaparlarsa yapsınlar eleştirmeyen bir medyaları var. Abi bu memleketin mayın eşeği ben miyim ya? Ben ne ben de bundan sonra Ersun'u eleştirmeyeyim abi. Sen dayanamaz, sen de da Niye eleştireyim ya. abi millet eleştirmiyor? Eleştirmek lazım o senin yaptın. E ya medya böyle. Medya böyle abi. Alıştırmışlar taraftarda, da birçok taraftarda. Adam diyor ki sokakta benim şey, ya abi diyor bak bunlar yapmıyor sen ne yapıyorsun Fazla aidiyet hissediyor bazı arkadaşlarımız. O hoş değil. bazı değil. Yüzde doksan dokuzu Cüneyt. Yüzde bir bile değil bilim gibi deliler. Sen eski usul gazetecisi. Ama gerek yok abi. Doğrusu... Niye ben küfürüyüm abi? Ben Hı. de bundan sonra Ersun'u eleştirmiyorum. Böyle o zaten Beşiktaş maçındaki futbol oynasın Fenerbahçe. Fenerbahçe maç kaybetmez. Zaten eleştirilecek de bir durum olmaz. Yani Beşiktaş maçındaki futbolu neyse nereye seçeceksin? Gümbür gümbür sildi süpürdü geçti yani. Tut, oynayan, Her şeyle ola kadar. dört dörtlük. Tabii yani o Beşiktaş maçı deyince o zaman hakemlere de konuşmak gerekiyor. Onda geleceğiz Beşiktaş maçına geliriz. Yani bu, bu hafta Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a bugün açıklandı hakemler görev verilmemesi. Akıllarda kocaman bir soru işareti bıraktı. Cüneyt Çakır'a da maç vermediler. Mete Kalkavan'a da vermediler. Bari. Fenerbahçe oynuyor. Fenerbahçe kazandığı maçlardan sonraki hakemlere, maçın hakemine. Ertesi hafta zaten maç vermiyorlar Cüneyt. Doğru bu yönde Fenerbahçe'nin bir serselişi vardı. Zekeriya ne Koç, konuştu? Zekeriya Bey zorla ne konuştu? Onu konuşacak abi. Ne konuşacak zaten yani? Bizim maçlarımıza, Zekeriya Bey bizim maçlarımızı kazandı, maç kazandıktan sonra bizim maçımızı yöneten hakemlere bir sonraki hafta neden maç vermiyorsun diye sormuştur yani. Bu da en doğal hakkı. Tuhaf değil mi? İşte o yeri orası mı diye geliyor eleştiriler. Ya, yani değil, değil, tuhaf değil mi? Bana onu söyler misin abi? Sen bir de kulübün başkanısın. Maç kazanıyorsun. Senin kazandığın maçın hakemini bir sonraki hafta maça vermiyorlar. Bu ne demek abi? Yani bir işti mi yapıldı diyeceğim ama tesadüf bu, bu bir, kadar iki, olmaz ki baba. <laughs> İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Cüneyt. Bu ne demek biliyor musun? Baba demek. Şimdi hakemler kendi aralarında konuşuyorlar. Fener maçına gittim. Maç kazandı Fenerbahçe. Geldim hafta öteki hafta maç yok. Ötekisi gidiyor. Oturuyorlar konuşuyorlar. Diyor ki ya baba ben Fener maçına gittim. Fener maçı kazandı. Bana maç vermediler önümüzdeki hafta. Aa. Ne konuştu sence orada? Bu kadar tesadüf olur mu ya? Bunu tesadüfi bulmak, bunun tesadüfi bulmak yani e, çok saf olman lazım. <laughs> Salaklık derecesinde saf falan olman lazım yani bunu tesadüfi olarak görmek için. Gelelim hakemlere. E, Ersun Yanal'ın e, Açıklama yapmama... durumuna. Evet. Şimdi Şeyde basın toplantısında tabii şöyle e, hak verdiğim bir tarafı var Ersun Hoca'nın. Nedir? Çok eleştirildi. Sezon başından beri eleştiriliyor. Haksız yere mi eleştiriliyor? Bence hayır. Bence haklı yere. Ben de eleştiriyorum. Ben de haklı yere eleştiriyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin şu andaki oyununun bu lazım. Fenerbahçe daha üst düzeyde bir oyun oynaması lazım. Şu anda Sivas'ın yerinde bence Fenerbahçe'nin olması lazımdı. Avrupa'da yoksun. Rakiplerin hepsi Avrupa'da kıldılar, döküldüler, replasmanlara gittiler, geldiler, yoruldular. Senin şu anda arayı açman gerekiyordu. Kadroyu oturtamadı hocam. Yapamadın. Yapamadın. Bu konuyla eleştirdik. Şimdi eleştir eleştir eleştiri tabii bir dolum olmuş. Bir dolum olmuş. Hı hı. Bu dolumu olmadık bir yerde bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinden sonra patladı. Bir patlama yaşadı orada esasında. Bir boşalma yaşadı. Tamam mı? Şimdi e, ee, şöyle düşünüyorum. İşte hep diyoruz ya, ya, hocanın şunu söylememesi lazım, hocanın bunu söylememesi lazım. Gazeteci böyle konuşur mu falan diyoruz ya. Ya bu insanlar da insan sonuçta Cüneyt yani. herkesin duyguları var. Kimse robot değil ki. Bazen, bazen plansız, kağıda bakmadan, etrafı dinlemeden neler yapıyoruz değil mi? Hatalar tamam. yapabiliyoruz yani. insanız çünkü. İnsanız zaten. yani sonuç itibariyle. Bence o gün Ersun Hoca da ...yaptığı açıklamanın hata olduğunu... ...büyük ihtimalle anladı. Şimdi yani yapmayacak açıklama. Bence o gün yapacağı açıklamayı... ...yani bir işler başından sonra söyledikten sonra... ...pişman oldu. Ee, ve bugüne kadar geldi. Bugün herkes e, bir açıklama... ...basın toplantısı, basın bülteni... ...bir şey bekliyordu yani Ersun Hoca'dan. Fakat açıklama yapmaması... ...bence Ersun Hoca için en doğru kararlardan... ...bir tanesiydi. O kadar farklı... ...yere çekilecek, o kadar farklı... ...çok şey var ki Cüneyt... Ne yapacaksın şu anda birlik beraberlik olma zamanı, kenetlenme zamanı. Şimdi şey çıkacak Ersun Hoca ne diyecekti mesela basın bültenine ne yazacak abi bana söyler misin? Ne yazabilir basın bültenine? Doğru. Şöyle yazacak diyecek ki işte beni eleştirenlere cevabım falan. Seni kim eleştiriyor? Başkanın En başta. <laughs> abi şimdi kusura bakma yani. Tamam gazeteciler bizi eleştiriyoruz da ama şimdi kimse üzerine almayıp şeyi, hiçbir gazeteci üzerine almayıp işi başkanla Ersun Yılal kavgasına getirecekti bugün açıklama yapsaydı Ersun Hoca bugünden itibaren belki de ligin sonuna kadar Ersun Yoz Yanal Ali Koç çatışması konuşacaktık. Tabi yönetimle hoca arasında problem. Kriz mi var? mi var? Problem mi var? Konuşmuyorlar mı? Konuşuyorlar mı? Fırça attı mı? Çağırdı mı? Gitti mi? Geldi mi? Ersun Hoca kovuluyor mu? Değil mi? Bu tip şeylerle sezon sonuna kadar muhatap almak durumunda kalacaktı. Onun için bence en doğru kararı verdi. Bak Ersun Hoca, sana bir tavsiyem var. Yıllardan beri seni tanıyorum. Tavsiyem şu. Hoca bak, bu işlere e, planlı bir şekilde yapamadığın için, bazı şeyleri, bazı konuşmaları planlı bir şekilde yapamadığın için, birileri gibi, tamam mı? Çok fazla elinize bulaştırırsın. Ya bu işleri çok planlı şekilde yapacaksın, ağzından çıkan her kelimeyi düzgün kuracaksın, ya da bazıları gibi kağıttan okuyacaksın, başka şeylere müsaade etmemek için, Algılara müsaade etmek için ya da benim sana esas tavsiyem şu konuşmayacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun Ersin Hoca? İşine bakacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun Ersin Hoca? Takımı yukarıya doğru çıkartacaksın. Bu takımı şampiyon yapacaksın. Bu takım maç kazandıktan sonra ister konuş ister konuşma. Herkes seni unutur. Kimse seni konuşmaz. Sen bu takımı yukarıya çıkart. Benden senden istediğimiz bu. Şimdi bir şey söyleyince Ersucan al düşmanı. Yani ben niye Ersucan al düşmanı kardeşim? Bu arada kağıttan okuyunca da sorun çok çözülmüyor onu söyleyeyim de. Ya işte okuyanlar da var yani. Öyle Fatih Hoca o, da okudu. O arada konusunda. Bilerekleri hayır bilerek ve nereye gidiyor? Sen de eleştirmedin. Mi? Ben yakaladım eleştir ben onu yakaladım. <laughs> ben onu yakaladım. O başka mesele. Fakat e, Fenerbahçe iyi olduğu sürece, Fenerbahçe şu Beşiktaş karşısındaki futbolunu devam ettirdiği sürece zaten sana kimse bir şey söylemeyecek. Şey yapıyorsun, bir şey bu erasyon eleştiriyorum. Vay. <laughs> e, bunlar Aykutçu. Aykut'u getirmeye çalışıyorlar. <laughs> Vallahi bildiği Aykut Kocaman'ı getir, gelmesini istemiyorum ben. Fenerbahçe'nin başına. O. Yemin ediyorum. Çünkü ne olacak biliyor musun? Aykut Kocaman gelecek. Yine Fenerbahçe, Fenerbahçem zarar görecek. Niye? Bir taraf Sen, diyecek ki ya Ay geldi Kocayı yine. Kocayı seversin normal. E, severim. Gelmesini istemiyorum ha. Başka bir şey severim yani. Seni de severim. Senin de Fenerbahçe'nin başına gelmeni istemem yani. <gülüyor> 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 tamam mı şey? bir taraf diyecek ki Aykut Hoca ya sıkıcı futbol oynatıyor. Bir taraf diyecek ki yok yan pas yapıyor. Şudur budur böyle saçma sapan şeylerin içerisinde boğulup gidecek Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin zaman kaybetmişe zamanı yok artık. Fenerbahçe önüne bakmak zorunda. Fenerbahçe kenetlenmek zorunda. Birlik olmak zorunda. Teknik direktörüyle, oyuncusuyla, yönetimiyle, gazetecisiyle, medyasıyla, taraftarıyla herkes beraber bir olması lazım. Bunun sağlanması gerekiyor bir şekilde. Ama konuşarak ve konuşarak bu iş olmuyor. Bunu çok net anladık. İkincisi kötü oynayarak da bu iş olmuyor. İyi oynayacaksın. doğru tabii. Sağda oyn iyi oynayacaksın. Sağda iyi oynayacaksın. Abi. Sağda iyi oynadığın sürece kimse sana gık diyemez hoca. Ben de inan Aygut Hoca'yı falan getirmeye çalışmıyorum. <laughs> ben Ersun Hoca seni de göndermeye de çalışmıyorum. Senin yerine birini getirme. Sen şey yap. E, Fenerbahçe'yi şampiyon yap. Ben gelip senin elini öpeyim. Fenerbahçe şampiyon yap sen ya. Bunu yapmayalım. Bu yok abi, şey yok, konuşma yok. İşimize bakacağız. Herkes işine bakacak abi. Buyurun. Çok soru var. Ne Buradan ben de bakayım biraz. E, video paylaşmıştık Aspor Twitter hesabından. Bizim videonun altına çok sayıda soru geliyor. Eleştiriler de var. Okuyayım kim birkaç tanesi? Canı sağ olsun eleştirenler. Küfürler yani. var yani küfür hariç. Küfür edenlere edenleri işte, mahkeme veriyorum arkadaşlar. Evet. evet. olsun da. Ondan sonra bana yok hakkuk yapmayın ya yani gidince. Ee, Galatasaraylılar ayrı kızıyor. İşte o az önce belirttiğin sosyal medyadaki o taraftar gururun hedef göstermesini Fenerbahçelilerden de birkaç o tane. Ne var. alakası var? Ben, o, onu ben şey mi o yüz numara orgu mu gösterdiğim için bana? E? <laughs> Galiba. Onlar kim abi onlar? Onlar Fenerbahçeli bile değil onlar onlar da bir oluşum. Onların ben yani oluşumu ben çok iyi biliyorum sen merak etme. O oluşumun da çok fazla canı yok zaten. Fanatik o mesela. Emre Bol Fenerbahçe hakkında lütfen konuşuyorsun. Neden işi bu? <gülüyor> <gülüyor> ben cevap vereyim. sen konuşacaksın ben konuşmayacağım. <laughs> yok ya sen kimsin ya? Emre Bol Z rapor derken zorluğu mu kastediyordu diyor Ali Duman. Ha, onu, onu kastediyorum. Eee... <laughs> Son iki senedir şampiyon oluyoruz ama bu zorlu buluşmasında sessiz mi kalacağız? Ne bekliyor demiş Emre Çelik. Açıkladı. Emre Bol değil mi? Evet. Anlayanı açıklıyoruz abi. Peki devam edeceğiz sorularla. Sorular gelmeye devam etsin. ne sorular olursa şimdi... Güzel soru da var. Başına hakaret veya küfür var. Zaten oradan ediliyoruz. Şimdi Emre Bol yine sıcak bir gündem maddesi görüştüğünü merak ediyorum. Var kararları bu derbiden sonra işte şimdi bir başvurusu var dün. Evet. Fenerbahçe'de Akl e, önce yazılı bir destek verdi ardından seri tweetler attı. Ve e, açıklansın dedi Fenerbahçe. Bence de açıklansın. O ben, da bir mahremiyet sadece olmamalı. Ne mahremiyet? Yatak odası mı abi orası? Ne mahremiyeti ya? ya? Cüneyt, bar kayıtlarının Bar kayıtların açıklanmasının ne gibi bir sakıncası var? Bana birisi bunu anlatabilir mi ya? Dünyada da yok. Var. Biz Arjantin'de var? var. Hollanda'da var açıklan açıklan. Hollanda'da eğitim amaçlı açıklandı. Abi burada Arjantin'de Güney Amerika'da. belki yani, de, de sıkıntıları yok varla ilgili. Niye açıkla istesinler ki açıklamak istemiyor. Açıklanmasını isteyen bir grup yok demek ki orada. Şeyde Avrupa'da. De. Bizim burada sıkıntı var. Sıkıntı var Cüneyt. Ne çıkmasını bekliyorsun? Bak şimdi açıklanınca ne çıkacak? Geçen Sinan abi ne şey, değişecek? Geçen Sinan abi bizim Sinan Engin şey demiş. E, Mete Kalkaman Cüneyt Çağrı Çakır'ı çağırdı. Hı hı. Fakat Cüneyt Çakır Mete Kalkaman'ın çağrısına uymadı. bu seni, işte kusura sensin. bakma. Kusura bakma e, Sinan abi. E, seni şu yani yalanlamak değil de bilgi, ya, yanlış bilgi aldığını söylemek durumundayım. Benim vereceğim bilgi %100 kesin teyitli bilgidir. E, penaltı pozisyonunda Metekalkavan Mete Kalkavan, Cüneyt Çağrı Çakır'ı çağırmamıştır. Hangi penaltı o kadar çok? Üç tane değil mi? Şey pozisyonda. Çekme mi? Künde mi? Üç tane bence bir Omuz tane. Omuz mu? Bir künde. Künde. <laughs> kusura bakmasın taraftarlar da böyle, böyle algılandığı Beşiktaş iş işte. böyle zaman zaman belli Hayır hayır yani pozisyonlar böyle isimlendirildiği için Hı. açık açık konuştum. Yani şeyde pozisyonda Mete Kalkavan'ın Cüneyt Çakır'a herhangi bir çağrısı olmamıştır. O da ilginç değil e, mi evet, sadece? Tam tersini söylüyorum bak. Sinan Ege'nin söylediğini tam tersini söylüyorum. Benimki %100 teyitli bir bilgidir. İnşallah e, Cüneyt Çakır'ın zaten görüş açısında... Bir var kayıtları e, inşallah açıklanır. O zaman Sinan abinin yoksa benim mi e, haklı olduğumu hep birlikte, hep birlikte görürüz. E, ben çok eminim çünkü haber kaynağımdan çok son derece emin olduğum için bunu net bir şekilde söylüyorum. Sinan Abim de zaten eli kolu uzundur. Biraz daha böyle sağa sola bir bakarsa o da benim dediğimin doğru olduğunu anlayacaktır eğer algı yapmıyorsa. <laughs> Onu bilmiyorum. Yani öyle bir suçlamak istemiyorum tabii. Senin abini severim bu arada. O da beni sever. Ee, ama yanlış birisi seni yaltmış Sinan abi. Haberin olsun. Gelelim şeye. Mahrem diyorsun. Ne mahremiyeti abi? Bak Hollanda'da nasıl yapılıyormuş? Onunla ilgili Hüseyin Özkök'ün çok güzel bir açıklaması var. Ee, eğitim amaçlı değilmiş. Yanlış biliyormuşuz. Her hafta tek bir pozisyon televizyonda var konuşmaları ile birlikte haftanın var anı diye yayınlanıyormuş. Hı. En önemli, en çok konuşulan evet. pozisyonu mu? Yani bu da biraz göz boyamadan ibaret diyor mesela Seyircisi Gök. Haftanın var anı seçimi genellikle en tartışmalı pozisyonlardan seçilmiş bile olmuyormuş çünkü. Yani evet. Herhangi bir pozisyonu. Baba futbol dünyasında en az Peki, Hollanda'da da, yani. da bu işler tam net olmuyormuş yani bunu öğreniyoruz. Bak ne diyorum? En az spor dünyasında, futbol dünyasında eğer en az 100 kişiye, yetkililer de dahil 100 kişiye var kayıtları neden açıklanmıyor? Bunun ne gibi bir sakıncası var diye sordum. Hı hı. Ben hala tatmin olmadım Cüneyt. Sürekli soruyorum herkese. Ne var abi bar kayıtlarının açıklanmamasında? Ne gibi bir sakınca var açıklanmasında? Şimdi orası çok anlık bir olay. Sen de televizyonculuğu çok iyi biliyorsun yıllardır. Beraber başladık televizyonculuğa. Sen sonra gazete, tekrar televizyonculuğa döndün. Hani anlık olaylar, saniyelik, saliselik hatta kare kare eden olaylar. Tamam. Yani o stres altında farklı söylemler olabilir, yanlış anlaşılmaya müsait cümleler kurulabilir. Belki bu yüzden de tamamı açıklanmıyor. Kurma abi yanlış anlaşılmaya müsait cümle. İşte orada o heyecanda bağır çağırabilirsin. Bağır çağır. Onlara kimse bir şey söylemez ki. Ha diyorlar ki Sinkaplı belki konuşacak. Evet konuşur, öyle abi. olabilir. 90 şimdi dakikada konuşmayı yapamadım. ver baba. Biz de televizyona çıkıyoruz yani. <laughs> Konuşuyor muyuz burada Sinkaplı? Dikkat edecek ya 90 dakika. 150 bin lira para alıyorlar yani artık. Ya o da Doğru da anlık bir olay. Bilmiyorum. yani Empati kurmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyi yok. Sakıncası yok. Ve açıklanmadıkça da kamuoyunun lige olan, futbol federasyonuna olan, meyakeye olan güveni gitgide aşağı doğru gidiyor. Şimdi bunu en azından büyüklerin maçlarına dört tane maç, haftada dört tane büyükler maç yapıyor. En azından dört tane büyük maça var kayıtlarını açıklarsın. Şimdi Beşiktaş Kulübü Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçının var kayıtlarını istedi. İnşallah Futbol Federasyonu olumlu yanıt verir. Ve bir milat ben olur. Ben hiç zannetmiyorum. İnşallah de. verirler. Ya vallahi versinler. Bak, Nihat, Sayın Nihat Özdemir, Nihat abi, bu bunlar seni bitirecekler. Şimdi bu adamlar, e, şey e, taraftar şunu düşünmüyor. Hakemi günlük görüyor. Hakeme günlük söyleyeceğini söylüyor. Ama esasında büyük bir organizasyon olduğunu zannediyorlar. Ve bu senin devamlı güvenilirini bitiriyor. Ve ben üzülüyorum çünkü... Nihat Özdemir dediğimiz adam abi hakikaten Türk futbolunun başına gelmiş en büyük şanslardan bir tanesi. Çok düzgün bir adam abi. Tarafsız bir adam. Taraflı. Fenerbahçeli ama tarafsız bir adam. Nihat abiye haksız bir şey yaptıramazsın. Herkes bilir bunu. Ha, mutlaka. Bütün, Sayın, spor Sayın camiası. Demir de ha, bütün spor camiası bunu bilir yani. Hatırlan gönülle bir şey yaptıramazsın. O mevkiye adam... gelmiş hiçbir insan yapmazsın yani. Ya baba, bu, baba bu adamları, milyonları yani milyonların içindeler bu adamlar. Gelip de bu işlettiği elin taşın altına koymuşlar. Şimdi Yıldırım Demirören'in, Sayın Yıldırım Demirören'in, Sayın Nihat Özdemir'in ne işi var buralarda abi? Makam mı lazım onlara, mevkimi lazım? Hiçbir şey lazım değil ki abi. Adamın dünyayla işi yok ya. Parayla pulla bu adamların işleri yok. Onun için şunu söylüyorum. Var kayıtının açıklanmaması taraftar bazında, taraftar gözünde hep eksi puan olarak yazıyor Futbol Federasyonu'na. Ve gitgide kan kaybetmesine neden oluyor. Verin. Verin var kayıtlarını. Ne oluyor ne bitiyor hepimiz öğrenelim görelim. Yani işi işi sahada bırakalım. Dışarıya çıkmayalım. Hakemlerin yapmadığını, neyi yapmadığını, neyi yaptıklarını daha net görelim. Varsa bir organizasyon onu da görelim. Mesela o üç penaltı pozisyonunda gerçekten ne konuştular? Bence bir penaltı pozisyonu da bu arada sen hı hı. ısrarla 3 diyorsun ben 1 diyorum. Hayır kamuoyunda konuşulan 3 diye 3 diyorum. Bir kişiye göre değişir tabii ki. Kamuoyunda ee, da Fenerbahçe kamuoyunda şey konuşuyor, 1 konuşuyor yani. ya. Tabii canım. E, şunu da söylemek lazım son olarak e, var sürekli devrede hani bazen var devreye girdi deniliyor ya. Var hiç kapanmıyor zaten hakemin Tabii canım. Hayır e, hiç kapanmıyor. E, var devreye girsin dediler. var incelemesinden bahsediliyor taraftan. o oyuna çağrılmadı. Işte. öyle bir nokta Ese, getir öyle bir nokta koyuyor. ki beni. Orta hakeme bir şey söyleyemiyorsun. Şey diyorlar mesela. Birisi çıkıp diyor ki var çağırmadı. Vara diyorsun var çağırdı gitmedi. Bu hangi bir şey söyleyeceğim. Bir şey tamam, söyleyeceğiz. Yumurta, yumurta, Hayır, bir şey söyleyeceğiz. <laughs> kime söyleyeceğimizi şaşırdık arkadaşlar yani. Var yargı konuları konuştuk. Fenerbahçe çok güzel bir e, uygulama yaptı. Kulüp televizyonunda da yayınlandı. E, Tolgay'dı bu haftaki konuk. E, o görüntülerle veda edelim. bu bölüm. hakikaten çok güzeldi. De. Çok teşekkür Herkese ederim. Herkese selamlar bu. sevgili arkadaşlar. Çok teşekkürler.